ülkenin gündemini, dikkatlerini başka bir yere çekmek istiyorlar. İşsizlik almış başını gidiyor. Enflasyon almış başını gidiyor. Emekli perişan vaziyette. Emekli. Asgari ücretli perişan vaziyette. Esnafın ağzını bıçak açmıyor. Bunlar sabah akşam Kılıçdaroğlu bunları dile getirmesin diye acaba belediye başkanlarıyla uğraşır mıyız? İstediğiniz kadar uğraşın. Uğraşmazsanız namertsiniz zaten siz. Uğraşmazsanız namertsiniz. Bütün Türkiye duysun, bütün dünya duysun. 14 belediye başkanımızı alsan dahi ne yaparsan yap İstanbul'u alacağız. Efendim, belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar. FETÖ'cülük. Aynı menzile siz yürümüyor muydunuz ya? Aynı menzile. Ey Fethullah Gülen, ne istedin de vermedik diyen sen değil miydin? Devletin ihalelerini ona vermedin mi? Devletin müsteşarını, devletin paşalarını, devletin valilerini, devletin kaymakamlarını, devletin emniyet müdürlerini FETÖ'cülere sen teslim etmedin mi? Şimdi kalkmış bizi suçluyor. Ben senin ne kadar iyi FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Sanıyorlar ki biz bunları söylemeyeceğiz. Söyleyeceğiz. Söyleyeceğim. Yine söylüyorum. Beşiktaş'ta söylüyorum. İstanbul'da söylüyorum. Cesaretin varsa, yüreğin varsa, eğer gerçekten yüreğin varsa, senin istediğin televizyon kanalında, senin istediğin gazetecilerle çık karşıma, çık. Çık. Kendine güveniyorsan, kendine güveniyorsan, gel beraber FETÖ'ye kim kaynak aktardı tartışalım. Ama ben Beşiktaş'tan çok net şunu söylüyorum. Bu belediyeden, bizim belediye başkanımızdan, bırak öyle 1.100.000 lira, 1.000 lira. Bir kuruş FETÖ'ye para aktarıldıysa belediye başkanı gelin, önce ben görevden alırım. Şimdi ben o beyefendilere de soruyorum. FETÖ'ye dünyanın parasını aktarırken hesabını verdiniz mi? FETÖ, FETÖ, FETÖ diye konuşuyorsun, geziyorsun, kol kolaydın, yürek yüreğiydin. Bilek bileydin. Ne istediniz de vermedik. Ya Türkiye'yi verdin sen kardeşim. Türkiye'yi verdin sen. Türkiye'yi verdin. Şikayet ediyor şimdi. Mücadele FETÖ yöntemiyle mücadele ediyor. FETÖ yöntemiyle. Aynı mücadele. Aynı taktik. Sanıyor ki FETÖ onu korkuttu. Bunlar da bizi korkutacaklar. Ya feriştahın gelse biz korkmayız kardeşim. Boğazımızdan aşağı haram lokma inmedi ki korkacağı senden. Ceplerini doldurdular. Köşeyi döndüler. Oğlum paraları sıfırladın mı? Hayır diyor baba. 30 milyon avro kaldı diyor. 30 milyoncu kalmış avro. Bunları unuttuğumuzu mu sanıyor? Asla unutmayacağız asla. Asla unutmayacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Kul hakkını savunmak benim boynumun borcudur. İçeride sıkıştılar, dışarıda sıkıştılar. Kılıçdaroğlu konuşmasın diye belediye başkanlarıyla uğraşıyorlar. Senin yüreğin yetiyorsa gel benimle uğraşacağım. Sen niye belediye başkanlarıyla uğraşıyorsun? Bak al ordunu, al ordunu. Gel televizyonlara oturalım konuşalım. Ne öyle belediye başkanlarına saldırıyorsun? Alacağız görevden, şunu yapacağız, bunu yapacağız. E ne yapacaksın? Aldın görevden ne olacak yani? Beşiktaşlı vaz mı geçecek Cumhuriyet Halk Partisi'nden? Beşiktaş'tan bir daha seslenelim. Cesaret ediyorsanız gelin yerel seçimleri bir an önce yapalım. Efendim anayasa izin vermez. Anayasayı değiştirelim. Gel kardeşim göreceksin. Herkes boynun ölçüsünü alacak.